Hayırlı sabahlar değerli izleyenler. Hepinize selam ve sevgilerimizi göndererek bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün çevre ahlakımızı, çevre bilincimizi konuşacağız. Dinimizin en önemli gerekleri arasında yer alıyor. Hem temizlik, hem israftan kaçınma, hem çevremizi koruma, canlılara merhamet etme. Bu konularda bilinçli olmalıyız, bunların farkında olmalıyız, gayretli olmalıyız ama günümüzde pek çok sıkıntı da yaşanıyor. Çevre sorunları her birimizi aslında tehdit etmeye devam ediyor. Bu konuda bireysel bilincin çok önemli olduğunu ifade etmeliyiz programımızın başında. Peki aile içinde çevre bilinci konusunda neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Bu konuda topyekün çevre sorunlarına karşı nasıl mücadele edilmeli? Bütün bunları detaylandıracağız. Aynı zamanda Sürdürülebilir Çevre Derneği'ni tanıyacağız. Bu derneğin yönetim kurulu başkanı Ahmet Ziya Gündüz hocamız ve genel sekreteri Selma İnci hocamız bizlere eşlik edecek bugünkü programımızda. Aynı zamanda el sanatları tasarımcısı Figen Abiş hanımefendi ile birbirinden güzel etkinlikler yapacağız. İngün'e merhaba başlıyor. Hayırlı sabahlar ablacığım. Hayırlı sabahlar Ayşe'cim. Nasılsın görüşmeyeli? Amnolsun Ayşe, sen nasılsın? İyiyim, ben de çok teşekkür ediyorum. Birbirinden renkli keçeler görüyorum. En sevdiğimiz etkinlik keçelerle bir şeyler yapmak. Kesinlikle, kesinlikle. Ve güzel çiçekler görüyorum. Bugün keçeden çiçekler yapacağız o zaman. Keçeden çiçekler yapacağız. Bu çiçekleri farklı kullanım yerlerine getirdim. İstersek bir çantanın üzerine süs olarak kullanabiliriz. Broş olarak kullanabiliriz. Kabanımızın yakasını süs olarak kullanabiliriz. Eğer şapka kullanan varsa çocuklarımızın şapkası ya da kendi şapkasını süs olarak kullanılabilir. Aslında nerede kullanmak istiyorsak. Evet. Burada birbirinden farklı şekillerde kullanabileceğimizi ifade ettik. Bu keçeden çiçekleri pratik bir şekilde yapılıyor. Nasıl yapıldığını da şimdi göreceğiz. Ufak ufak başlayalım istersen. Evet. Yapımı diğer etkinliklerimizden bu biraz daha farklı. Biz şu anda ıslak keçe çalışması yapacağız. Aslında bu bizim kültürümüzde olan, aslında tamamen kültürümüzde olan bir etkinliği yapacağız. Biliyorsun keçenin tarihçesi çok eski. Hatta bizim göçebe yaşadığımız zamanlardan başlar. Rivayet odur ki ayaklarına keçinin yünlerini sarmışlar ayaklarını korumak için. Tam bu sırada ayaklarını sardıkları zamanla kullana ayaklarını sardıkları oyunun keçeleştiği söylenir. Tarihte bilinen de en eski kumaş aslında keçe kumaştır. Doğal bir malzeme. Kesinlikle. Mesela geleneksel bir malzememiz olduğunu söyleyebiliriz. Eskilere dayanan kadim bir geçmişi tabii de var. Mesela haşerattan, yılandan, börtü böcekten korur. Kışın sıcak tutar, yazında serin tutan bir etkisi vardır. Keçenin bilinen bir yanlışıdır. Yazında sıcak tutar, yazın sıcak tutmaz. Yazında serin tutar. Çobanların yediği kepenekleri düşün. Doğru, aynen öyle. Şimdi ben hemen nasıl başladığımı anlatayım. Ben bugün şu çiçeğimin bir farklı modelini çalışacağım. Açık pembe ve koyu pembe keçem var. İlk başta normalde ben keçemi aldığım zaman hafif şöyle bir keçemi açarım. Açtıktan sonra parçalar koparmaya başlarım ben bundan. Ufak ufak parçalar koparacağım. İlk başta zemine ben açık pembe renk keçemi kullanmak istiyorum. Kalınlığı ne diyeyim? Hafif pof pof kalın olacak şekilde şöyle bir 10 santim var mı hemen hemen? 9-10 santim kadar koparıyorum. Uçlarını hafiften yuvarlıyorum. Yuvarladığım yeri hafiften içe alıyorum. Yaprak formunu verip ben bunu şöyle alalım mı istersen. 6 yaprak yapacağım Ayşe. Tabii bunlar sıkılaşınca biraz daha küçülüyor sanıyorum. Kesinlikle. Biraz büyük bir parça gibi görünüyor şu anda değerli izleyenler. Ama burada ılık suyumuz var. Zeytinyağlı sabun muydu tabii. Bu? Zeytinyağlı bir sabunumuz var. Bu doğal malzemelerle sabitliyoruz zaten keçeleri. Tabii ki. Ve böyle biraz çekeceği için daha küçük bir yapıya sahip olacak. Şurada farklı örnekleri zaten gösterebiliriz izleyicilerimize. Mesela biraz daha küçülmüş versiyonunu, şu şekilde şekil vermiş halini sizlerle paylaşabiliriz. Çok da güzel. Daha öncesinde bir tabloya veya bir kumaşın üzerine bizatihi böyle iğneleyerek yaptık. Yapmıştık farklı şekillerde ama bu
böyle kendi yapısını muhafaza eden Tabii ki üç boyutlu uygulamalar şeklinde yapacağız. Bu diğer yaptığımız çalışmalardan tamamen farklı bir çalışma. Evet. Mesela bu bir arkaya da güzel bir kilit takmışız. Güzel bir yaka iğnesi. Ben bunu... Kıyafetime de uydu sanki ablacığım. İstersen takabilirsin Ayşe'ciğim. Şimdi az çok 6 yaprağımı oluşturdum. 6 yaprağımı oluşturduktan sonra araya renkler katmak istiyorum. Ne yaptım? Evet. Hafiften kopardığım keçeler vardı. İnce tüy şeklinde ben bunun yaprakların hafiften tüylerin arasını açıyorum. Açtığım bu tüyleri her yaprağın üzerine konduracağım. Orada bir renk halelerinin oluşmasını sağlamış olacağız açıklı koyulu şekilde. Evet, bu çalışmanın zaten en güzel yanı bu. İstediğin renkleri bir arada kullanabilirsin. Ve ortaya çıkacak sonucu kesinlikle bilemezsin Ayşe. Hı. Renkler birbirine o kadar güzel kaynaşır ki bazen zıt renkleri bir araya getirirsin. O zıt renklerin görüntüsü de muhteşem olur. Mesela keçeyle ilgili söylenen başka bir hikaye demeyeyim de efsane ya da kültürümüzde olan bir şey. Hı hı. Eskiden bir derviş bir yere gireceği zaman, bir şeyhin emrine gireceği zaman onu ilk başta keçe yapması istenirmiş. Hı. Sabırlı mı değil mi? Hı hı. Karakterini ölçerlermiş. Keçe yaparaktan bunu ölçerlermiş. Hı hı. Keçe o yüzden önemli. Keçe insan gibidir aslında. Ben şimdi... Arada söyleyip devam edeceğim anlatmayı. Ben bunu az buçuk renklerimi yaptım. Renklerimi de attım. Attıktan sonra şurada sarı var mıydı ablacığım? Sarıyı şu anda görmüyorum. Getirmemiş herhalde. Şöyle bir krem rengimiz. Yok, yok, turuncu getirmemiş. Var mesela. İş görür mü ablacığım turuncu? Olur, onu da atabiliriz. Hı-hı. Hafiften. Yeşil var, şu var. Şu da belki iş görebilir. Ortaya bir göbek oluşturmak istiyorum. Hı-hı. Hafif ben bunu yuvarlak yaptım. Yaptıktan sonra bunu da ortasına. Şimdi yaptıktan sonra ne yapacağım? Tülüm var. Tülüm üzerine koyacağım. Tam bu aşamada benim sabunum birazcık sert. Sabunum az bir şey yumuşasın istiyorum. Çok da fazla yumuşamasına da gerek yok. Az bir şey. Ben bunu suyla ıslatacağım Ayşe. Suyla ıslattığım sıra çok kaba gözüküyordu ya, kalın gözüküyordu keçe. Bunun kabalığı gidecek. Şimdi bunda öyle bir ayar var ki çok fazla sabunlamamam lazım. Sabunlarsam keçeleşmez. Çok sıkı da olabilir. Çok gevşek de onunla alakalı mı? Şimdi sabun şöyle bir etkisi var. Bizim keçe yününü keçeleştiren iki önemli unsur vardır. Biri zeytinyağlı sabun, biri de el sıcaklığıdır. El sıcaklığı da önemli bir konu. Eğer ben çok sabunlu yaparsam... Aradaki üst üste keçeleri attım ya katları. Arada kayar keçeleşmez. Bu sefer az atarsam da yine sabunu az kullanırsam yani da keçeleşmez. Yani bir ayarı var. Dikkatli yapmak lazım. Çok sulandırmayacağım. Çok sulandırmayacağız. Çok köpüklü hale getirmeyeceğiz. Onun bir ayarı var, ona dikkat edeceğiz. Özellikle böyle altında da naylon bir parça koydum. Pıt pıt naylon var. Pıt pıt naylonların ömrü genelde daha kısa oluyor. Ben altına naylon olarak hani dolap içinde kullanılan daha yüzü pütürlü naylonlar var ya, ben onlardan kullandım. Hem de keçeleştirme aşamasında daha kolaylık sağlıyor. Arada sabunu birazcık hissetmem lazım. Ne yapıyorum? Elimi az bir şeycik sabunluyorum. Bu sabunun mutlaka zeytinyağlı sabunu olması lazım. Normal sabunlarla da olur ama keçiye yakışanı, yün keçiye yakışanı zeytinyağlı sabundur. Evet, daha doğal bir malzeme olduğu için. İlk başta ben desen atmıştım, renk atmıştım ya Ayşe. İlk başta elimle hafifçe bastırıyorum. Bastırıyorum ki araya attığım hareler, renkler vardı ya, onlar kaybolmasın, onlar olduğu yerde kalsın. Kalsın diye, evet. İlk başta hafif hafif ben bu işlemi yapacağım, renkleri kaydırmadan. Daha sonra ben bunu yaptıktan sonra hafifçe renklerim oturmaya başladıktan sonra, keçe kaynaşmaya başladıktan sonra ben buna uyguladığım baskıyı arttıracağım. Biraz daha kuvvetimi vererekten. Yani o farklı renkler iyice birbirine karışmış olacak. Arada, sanki böyle çizilmiş gibi birbirinin içinde güzel haleler oluşturacak şurada. Arada gördüğümüz gibi mesela. Sanki böyle bütün tek bir keçeymiş tabii gibi duruyor. Arada neticede da bittiği zaman bunun içinde açık pembe var, koyu pembe var burada olduğu gibi ve sarılar görüyorum. Evet. Tek bir parçaymış gibi görünüyor. Evet. Ama aslında farklı farklı keçelerin birbirine harmanlaşmış bir şekli. Şimdi arada da kaldırıp bakacağım. Keçeleşmeye başladığı zaman nasıl anlayacağım? Tülüme yapışmaya başlar. Tülüme de yapışmasını da istemiyorum. Arada tüllerimi, tülümü kaldıraraktan
yapacaksan o yapışmasına engel olmaya çalışacağım. Onda da biraz zorlayarak kaldırırız. Yapışsa da önemli değil ama bu sefer keçiye zarar vermiş oluruz. Daha sonra ben bunu keçemi soğutmamam lazım. Yaptığım çiçek var ya soğumayacak. El sıcaklığı, ilık beraber bu sıcaklığı ben muhafaza edeceğim. Ne kadar süre bu işlemi yapmamız gerekiyor? Bir çiçeğin ortaya çıkması en az 45 dakikayı alır. Böyle bu şekilde iyice bastıra bastıra en az 45 dakika yapacağız. Uzun bir işlenmiş ablacığım. Evet, o yüzden sabır gerekir. Tamam. Ne yapacağım? Ben birazcık renklerim oturdu. Birazcık renklerim oturduktan sonra hemen arkasını çevireceğim. Zaten bütünleşti bile gördüğünüz gibi. Aslında bunların her biri farklı bir parçaydı. Evet. Ama bütünleşti bile. Arkasını çevirdikten sonra kenardaki o fazlalık gibi gördüğüm sağda soldan çıkan keçeler var ya. Şuralarda da var sanki bir parça. Evet, onları içeri alacağım. Bir de ben buraya yaprağımı ilave edeceğim. Muhakkak yaprağımı ilave etmem lazım. Hemen elimi hızlıca onu da göstereyim. Yeşilimiz de gayet güzel olacak. Evet. Şimdi ne diyeyim? 1 santim kalınlığında mı? Evet, kalınca ben bir keçemi aldım. Bir ucundan bir kısmını ben serbest bırakacağım. Orayı hemen ben yuvarlayaraktan keçeleştireceğim. Hemen hızlandırıp işlemi. Yani o çiçeğin sapını bu şekilde oluşturmuş olacağız. Evet, ilk önce ben sapını hazırlayacağım. Sapını hazırladıktan sonra, tabii ben bunu bu oklava gibi çevirmiş işlemini devam edeceğim. Buranın sert olması lazım. Oradaki boşluğun hiç kalmaması lazım. Daha sonra ben bu yapraklarını yaprak yaprak açacağım. Buralara geçireceğim. Daha sonra aynı ön yüzünde yaptığım işlemin aynısını arka yüzünde de yapacağım. Yani yaptıktan şurada gördüğümüz gibi böyle çiçeklerin çanakları olur ya, hani böyle gerçekte çiçeklerinde o formları oluşturmuş olacağız bu şekilde. Biraz ve oldukça sert bir sapta oluşmuş oluyor. Kesinlikle oluşuyor. Daha sonra ben bunları o yeşilliklerimi atacağım. Ön yüzde yaptığım işlemin aynısını arka yüzde de yapacağım. Keçemin çok fazla keçeleşmemesi lazım. Yarı keçeleştiği hal bana yeterli olacak. Daha sonra eğer ben keçemi iyice keçeleştirirsem, iyice keçe haline getirirsem arkadaki o çanak yapraklarını sabitleyemem. Birbirini kaynaştırma işlemini yapamam. Daha sonra ben bunu elimle yine aynı işlemi ilk başta yavaş yavaş, daha sonra hızlı hızlı aynı şekilde yaprağımı da keçeleştireceğim. Arka yüzümde hafiften keçeleştireceğim. Keçeleştirdikten sonra hemen ikinci işlem basamağıma geçeyim. Ben sohbet bunu devam edeceğiz diyelim. Evet. Uzun bir işlem olduğunu çünkü ifade ettik zaten. Evet. İyice böyle sabunla, ılık suyla harmanlaştırılması gerekiyor. Ben bunu daha önceden... Bu bitmiş hali. Evet. Şimdi ben bu çiçeğimi yaptıktan sonra tabii ben burada koyu renk kullandım. Bu çiçeğim bu hale gelecek. Daha sonra ne yapıyorum? Hemen işlemi ben şu anda hızlandırmam gerekiyor. Kurumuştu ama tekrar ıslattık. Evet. Sıcak su olmadan şekle girmez. Hemen elimi tekrardan sabunluyorum. Şimdi hafiften bunu bir sabunlamak lazım. Yani tekrar ıslattığımızda o keçeler birbirinden ayrışmıyor. Yok, ayrışmıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Şu sapın buradaki gibi kök kısmını oluşturacağım. Kök kısmını oluştururken şu şekilde tutuyorum. Keçeleri tuttum. Tuttuktan sonra hafif tırtıklı bir naylonum vardı ya benim. O tırtıklı naylonum bana kolaylık sağlayacak. Buradaki o çiçeğin o zarafetini, o tam kök kısmını ben bu şekilde oluşturacağım. Yani dümdüz dururken şimdi böyle bir çiçek formu vermiş olacağız bu şekilde. Ben bunu şu şekilde yapacağım. Biraz daha işlemi hızlandırarak anlatayım. Arada sırada yapraklarımı bu şekilde elimle keçeleştireceğim. Elimle bunu ovarak ondan sonra elimle darbelerle çiçeğimi daha iyice keçi haline getireceğim. Ve daha sonra burası zaten çanak olacak. Çanak şöyle haline gelmiş halini düşünün. Benim de şurada şeyim vardı. Hemen bitmiş gibi göstereyim. Ortaya bir tane yuvarlak top olur. Ben bunu bitmiş farz ediyorum. Daha sonra ben bunu bağlayacağım. Bağladıktan sonra
yaprağıma şekiller vereceğim. Ben keçelerimi, keçi hali, yünlerimi keçi haline gelene kadar istediğim şekli verebilirim. Hı-hı. Ben burada son şeklini vereceğim ve kurumaya bırakacağım. Kurumaya bırakınca da o haliyle sabit bir şekilde kalıyor. Burada birbirinden farklı örnekler görüyoruz. Onu açabilirsin. İçinden mesela çıkacak o koyduğumuz boncuk mu diyelim, ne diyelim boncuk ona? Boncuk koydum ben. Evet. Şöyle açıp göstereyim. Evet, iki tane. Onu çıkar Ayşe. Evet, şunlardan koymuşuz. Evde ne varsa. Evde ne varsa. Evet, çiçeğimiz. Gerçekten sabit bir şekilde de kalmış yani. Küçülttüğümüzde şöyle güzel bir yaprağımız da var burada. Evet. Bunu mesela çanta süsü yapabiliriz. Evet. Öyle bir yaka broşu yapabiliriz ifade ettiğin gibi. Mantolarımıza, kabanlarımıza. Aynen. Şallarımız varsa atkılarımızın uçlarına koyabiliriz. Mesela şu şekilde tutturduğumuzda iki uçtan sarkan atkılarımızı özellikle hatta kış mevsiminde. Hatta kolye de yapılır. Mesela şu mesafe var ya, yeşil sapımızı ben uzattım ya, uzattım şu sapım var. Eğer ben onu daha uzun yaparsam kolye de yapabilirim. Evet, farklı şekillerde kullanılabilir. Özellikle kışın pek çok farklı aksesuara yakışacak, onları daha şık hale getirecek güzel bir çalışma. Çok da güzel oldu ablacığım, ellerine sağlık. Farklı yerlerde kullanılabileceğini de ifade edelim. Burada da morlar, pembeler, sarılar birbirine harmanlanmış. Çok güzel bir çalışmadır bu. Keçelerin de renkleri o kadar güzel çok ki. Güzel. Çok farklı şeylere kombin yapılabilir. Bunu da ifade edelim. O zaman uzun bir işlem olduğunu söyledin. Bir sohbetimize başlayalım ablacığım. Sen ilerletirken bir gözümüz de sende olacak. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim Ayşe. Değerli izleyenler, hemen şimdi sohbetimize başlayalım. Çevre ahlakını konuşacağız, çevre bilincimizi konuşacağız. Bu konuda neler yapmalıyız, hali hazırda hangi riskleri acaba taşıyor çevremiz? Bütün bunlarla ilgili bilgilenelim. Bakalım hocalarımız bize neler anlatacak. Değerli hocalarım, hoş geldiniz programımıza. Ahmet hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Biz iyiyiz, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, biz de gayet iyiyiz. Allah'a çok teşekkür ediyoruz. Selma hocam, siz de hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Allah iyilikler versin. Çok da önemli bir konuda sizi misafir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bunun için. Şimdi hep dilimizde olan bir şeydir. İşte biz çevreciyiz, çevremizi korumalıyız, işte çevremizi temiz tutmalıyız. Hep böyle meli malı ifadeleri çokça kullanılıyor ama iş uygulamaya gelince israftan kendimizi geri koyamıyoruz ne yazık ki. Sokakta elimizde bir çöp olsa çekinmeden bir köşeye atabiliyoruz. İşte o anlarda kimse bizi görmediğinde ya da böyle bir takım sosyal mesajlar vermek istemediğimizde de sahip olmamız gereken bir farkındalık, bir bilinç, bir kul hakkı farklı şekillerde ifade edebiliriz. Bunun farklı boyutlarını sizden inşallah dinleyeceğiz. Şimdi tabii ki çevre bilinci diyoruz, çevremiz diyoruz. Bu nedir desem herkesin aklında bir fikir vardır kesinlikle. Ama sizden ben bir tanım almak istiyorum. Çevre deyince neleri kapsıyor? Çevremiz deyince nasıl bir geniş perspektiften bakmamız gerekiyor hocam? Aynı zamanda çevre sorunları dediğimizde de ona uzanan bir kapı var elbette bu tanımın içinde. Bize nasıl aktarırsınız? Öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Çevre en geniş tanımıyla şöyle diyelim, bir dünya sahibi olmasına imkan veren insanın bu ilişkiler ağının bir bütünü. Ama daha tek kelimeyle izah etmemiz gerekirse çevreyi muhit diyebiliriz. Muhit ise Yüce Allah'ın ismi olup bizi çepeçevre kuşatan her şeydir. Buradan şunu çıkartabiliriz. Çevre dediğimiz şey esasen kainatın tamamıdır. Ve bizler çevreyi bu bakış açısıyla anlamamız gerekiyor. Daha anlaşılır hale getirebilmek için çevre esasen kendimiziz. Çevre sizsiniz. Çevremiz biz çehrenizdir diyoruz insanlara. Çevreyi başka yerlerde aramamamız gerekiyor. Herkes kendi içinde araması lazım. Herkesin çevresi bir bütünlük oluşturduğunda kainatı oluşturuyor. Maddi olarak çevreyi algılıyoruz. İlk akla gelen şeyler çevre dediğimiz zaman canlı cansız varlıklar olarak görüyoruz. Oysa çevrenin maddi boyutlarının yanında manevi boyutları da var. Dış çevre olduğu gibi iç çevre de var. Birçok boyutlarıyla çevre çok multidisipliner, çok geniş bir konu.
Evet, yani sadece kapımızın önü, sadece okulumuzun bahçesi, iş yerimizin çevresi değil. Hani kainattan bahsettiniz. Çok geniş bir perspektifle bu konuya yaklaşmak lazım. Hep söylenir ya, yani bir tane dünya var ve başka gidecek yerimiz yok. Yani uzay bilimleri elbette bunun yollarını, çarelerini arıyor ama hali hazırda şu anda dünyadayız ve dünyayı korumamız gerekiyor. Çünkü başka gidecek yerimiz gerçekten yok. Ve bu bir emanettir. İşin manevi boyutuna da girdiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Emanet olarak canlarımızı taşıyoruz. Emanet olarak aslında bu dünyada da yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor ve tüm dünyayı, aslında tüm kainatı göz önünde bulundurarak bir çevre bilincine sahip olmalıyız. Tabii bu konuda pek çok sıkıntı da yaşanıyor. Bu bilince, bu farkındalığa sahip olmadığımız için özellikle son birkaç yüzyıldır bu daha sıklıkla dile getiriliyor. İşte sanayileşme süreci, şehirleşme süreci, bunların hepsinin etkeni olduğunu ifade edebiliriz. Bu konuda sosyolojik pek çok çalışma da var elbette. Neticeleri bunu bize gösteriyor. Fakat esas meselenin ben biraz zihinde başlayıp zihinde bittiğini düşünüyorum. Yani zihinsel bir dönüşüm de yaşadık mı? Biz bu konudaki hassasiyetimizi kaybettik mi? Yani çevre sorunları dediğimizde ve çevre sorunlarıyla mücadele dediğimizde esas mesele böyle kafamızın içinde başlayıp bitiyor diye düşünüyorum. Siz neler söylersiniz? Evet. Dünya hakikaten çevre sorunlarıyla yüzleşti. Ne zamanda gerçekleşti bu? Yüzyılın başında sanayileşme başladı, şehirleşme akabinde geldi, köylerden, kırsal yerlerden şehirlere göçler arttı. Sonra hızlı iletişim araçları devreye girdi. Sonra sınırlandırılamayan bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Ardından kuralsız, plansız kentleşmeler karşımıza çıktı. Bir de aşırı tüketim, kaynakların hoyratça kullanılması devreye girdi ve çevre sorunları büyüdü, büyüdü, insanlığın karşısına bir problem olarak çıktı. İkinci Dünya Savaşı'yla da bu daha da arttı, biliyoruz. Lakin zihinler ve algılar da değişti bu arada, dediğiniz gibi. Zihinlerimiz değişti ama aslında bir kul olarak, düşünen insan olarak, aklını kullanan insan olarak bizim kulluk borcumuzun gereği olarak zihinlerimizin değişmemesi lazım. Gereğini düzgünce yapabilmemiz lazım ama ne oldu? Bozulduk. Şımarık çocuklar gibi, yaramaz çocuklar gibi çevremizi kırdık, döktük, bozmaya, dengeleri bozmaya başladık. Halbuki Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de dengeleri bozmamamız konusunda sürekli bizi uyarıyor. Ama dengeleri bozduk hakikaten. Bozmaya da devam ediyoruz. Bu ekolojik dengeyi mahvediyoruz. İşte diyoruz ki biz de bunlarla yüzleşmek lazım. Bir an önce geriye dönmek lazım. Zihinlerimizi düzeltmemiz lazım. Evet. Burada çevre kirliliğinden bahsediyoruz ya, en başta zihinlerin kirlenmesinden o zaman bahsedeceğiz, evet, herhalde. Evet. Çünkü zihinler kirlendikçe o kirlilik dışarıya yansıyor. O hoyratlık, o duyarsızlık, o saygısızlık dışarıya yansıyor ve çevre de kirlenmeye başlıyor. Evet, evet. Evet, çok çok önemli. Bu konuda hemen derneğimize gelmek istiyorum. SÜÇEV güzel bir misyona aslında soyunmuş. Bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Sürdürülebilir Çevre Derneği. Şimdi sürdürülebilirlik ne demek onu da soracağım hocam ama en başta derneğimizi tanıyalım. Ahmet hocam, nasıl yola çıktınız? Hangi ihtiyaçlara binaen çıktınız? Bize nasıl tanıtırsınız çalışmalarınızı? En başta anayasanın 56. maddesi çok net bir şekilde tanımlamış. Çevreyi, herkesin temiz bir çevrede yaşama hakkı var. Ancak çevrenin korunması ve kollanması sadece devletimizin görevi değil. Vatandaşların da bireysel olarak çevrenin korunması ve kollanmasında hak ve sorumlulukları var. Biz bu temel sorumluluğumuzdan yola çıkarak ve biraz evvel de izah etmeye çalıştığım gibi çevrenin manevi boyutunu da göz ardı etmeden yaradılan her şeyi yaradandan ötürü seven ve onun korunması gerektiğine inanan bir düşüncenin mensupları olarak biz Sürdürülebilir Çevre Derneği'ni kurduk. Ortak paydalarımız, kurucuların, hepimizin temel görüşleri saydam, şeffaf bir yönetim anlayışı, bir sivil toplum kuruluşunda olması gereken en önemli
ögelerden biri. Bilimsellik, hoşgörülü davranmak, siyasi tarafsızlık bunlar bizim belirlediğimiz temel ilkelerimiz diyelim. Tabii bu bakış açısıyla yola çıktık ve çevre sorunlarının nedenli büyük olduğunu bildiğimiz için bunlara yönelik de mutlaka bireysel olarak bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Kendimiz gibi düşünen insanları etkilemek, bu konuda yeterince bilgi sahibi olmayan geniş toplum kesimlerini bilgilendirmek, derneğimizin amaç ve hedeflerine uygun olarak birçok alanda faaliyet göstermek üzere 2013 yılında Konya'da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet, Allah gayretlerinizi daim etsin diyelim. Güzel neticelere ulaşsın inşallah. Güzel bir misyon. Dediğiniz gibi bu konuda resmi ve sivil kuruluşlar olarak pek çok çalışma yapılıyor, tedbirler alınıyor ama mesele bireyde başlıyor. Her birimiz o bilinci taşıdığımızda ailemizde böyle bir çevre sorunlarına karşı mücadele bir hassasiyet başlattığımızda o daha büyük noktalara ulaşacak inşallah diyebiliriz. Bu konuda da SÜÇEV'in güzel çalışmaları var. Nasıl kurulduğunu, nasıl yola çıktığını sizden dinledik. Çalışma alanlarınız nelerdir? Onu da Selma Hocam'dan dinleyelim hocam. Neler yapıyorsunuz? Çocuklara yönelik, kadınlara yönelik ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız. Ama şöyle bir tanıtacak olsanız neler söylersiniz? Kuruluşumuzla birlikte biz bir anket yaptık. Bu internet ortamında ve çevremize de yönelik bireysel gayretlerimizle de bir anket gerçekleştirdik. Anketin sonunda anladık ki çevre sorunlarının temelinde eğitimsizlik yatıyor. Hı hı. Aslında baktık insanlar çok farkında. Çevreyle ilgili farkındalık var ama eğitimsizlik var. Onu da gördük. Eğitim eksikliğini tamamlamak bizim misyonumuz olsun dedik ve Sürdürülebilir Çevre Derneği eğitim üzerine yoğunlaştı. Biz bir ekolojik denge içerisindeyiz, döngü içerisindeyiz. Bu döngüyü bir yerlerde aksattığımız zaman işte o zaman sorunlar baş gösteriyor. O konuda da insanları eğitmek istedik. Farkındalıklarına katkıda bulunmak istedik. Ve ilk yaptığımız şey yetişkinlere yönelik bir çevre çalıştayıydı. Oradan edindiğimiz bilgiyle de çocuk çevre çalıştayı gerçekleştirdik. Ona daha sonra değinelim. Bir de çözüm bende etkinliği yaptık. 1700 öğrencimizle kent meydanında çocuklar çözüm bende yazdılar gövdeleriyle. Onunla ilgili görselimiz var. İzleyelim mi? İzleyelim. Evet, yeri gelmişken hemen pasımızı atalım. Çözüm bende demiş çocuklar ama bir arada kendileri bizatihi bunu yazarak güzel bir farkındalık mesajı oluşturmuşlar. Tam bir eğitim ve farkındalık oluşturdu. Konya'da yapıldı değil mi? Konya'da kent meydanında yapıldı. İlk öğretim 4. sınıf çocukları, 10 yaşındaki çocuklar kent meydanında toplandılar. Öğretmenleri de vardı başlarında. Orada gövdeleriyle çözüm bende yazdılar. Biliyoruz ki geleceğin mimarı çocuklarımız ve çözümün onlarda olduğunu kendilerine hissettirdik. Eğittik. Sonra alandan çıktılar. Konya'yı bilenler bilir. Mevlana'nın hemen Mevlana Hazretleri'nin türbesinin bu tarafında bir Alaaddin tepemiz var. Onun çevresinde el ele tutuştular. Aralarda il belediye başkanlığımızdan, valiliğimizden, milli eğitimden de büyükleri vardı. Onlarla birlikte el ele tutuştular. Bir sevgi çemberi oluştu. Yeşil çember dedik. Böyle salınım hareketi yaptılar. Sonra tepeye doğru tırmandılar. Orada bir şeyler ikram ettik. Onları yediler ve çevre temizliği yaptılar. Onu da çok güzel gerçekleştirdiler. Bir farkındalık günüydü. Tabii ailelerine, kendilerine, gelecekte güzel bir anı oldu ve eğitim yönünde de güzel bir eğitim çalışması amaç, yapmış olduk. Amaç çevrenin nedenli nazik ve kırılgan olduğunu Konya'dan tüm dünyaya haykırmak istedik. Evet. Bunlar bakalım da çocuklarımız güzel yaptılar. Evet. Gayet güzel oldu. Hadi izleyelim. Thank you.
Evet, beraberce izledik. Çok güzel bir çalışma olmuş gerçekten. Şimdi bu tür çalışmalara çocuklar bizatihi katıldıkları zaman işte tişörtlerini giymişler, şapkalarını takmışlar. Bunun için belli ki çalışmışlar. Evet. Kaç çocuk dediniz? 1700 öğrenci. 1700 çocuğun bunu unutmasına imkan yok. Evet. Ve o çevrecilik bilincini o yaşta bizatihi bulunarak bir faaliyetin içinde yer alarak yaptıkları için ömür boyunca sürdürülebileceğini düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir çalışma olmuş. Tebrik 5 Haziran ediyorum. Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirdik bu etkinliği. Sadece bununla değil tabii eğitim çalışmaları veriyoruz okullarda. Çevre eğitimleri veriyoruz yaş gruplarına, sınıflara uygun olarak temel ve orta düzeyde. Bir de bir başka eğitim çalışmamız da belediyemizle birlikte yapmaktayız onların talebiyle. Konya'da aile, sanat ve eğitim merkezleri var. Kadınlara yönelik merkez ilçe ve çevre ilçelerde bu çalışmayı sürdürmekteyiz. Gidiyoruz oralarda çevre eğitimi veriyoruz hanımlarımıza. Bize kucak açıyorlar, dinliyorlar, öğreniyorlar. Onlar anlatıyor, biz dinliyoruz. Bizim verdiklerimiz de inşallah onlar da kalıcı etkiler yaratacak ve eğiteceğiz. Biz hepimiz eğitileceğiz diye düşünüyoruz. İnşallah. En önemlisi bu. Tabii burada derneğin ismine biraz daha bakacak olursak sürdürülebilirlik kavramının ön plana çıktığını söylüyoruz. Bu tabii nesiller boyu aktarılması gereken bir şey olarak anlıyorum. Aynı zamanda işte doğanın o tabii yapısının sürdürülebilirliği mi? Yani neyi kastediyoruz hocam? Sizden dinlesek sanıyorum daha iyi olacak. Nasıl açıklarsınız bize? Genel olarak sürdürülebilirlik kavramı yani bir 50 yıl kadar öncesine dayanıyor. Birçok bilim alanında da kullanılan bir terminoloji. Ama herhalde etkisi çok daha fazla ki sürdürülebilirlik deyince akla ilk gelen çevre geliyor. Çevre oluyor. Evet. Biz de derneğimizin ismini seçerken özellikle sürdürülebilirlik kavramı olsun arzu ettik. Çünkü ülkemizde de çok fazla dernek var. Dernek vakıf sayısı çok fazla. Öz kültürümüzde bizim geçmişten kadim kültürümüzden getirdiğimiz bir dernekçilik vakıf kültürünün mensuplarıyız. Ama çevre konusuyla ilgilenen dernek sayıları çok fazla değil. Bizzat çevreyle ilgilenen dernek sayısı çok fazla yok. Özellikle bizim bulunduğumuz bölgede. Biz de derneğin kendisi de sürdürülebilir olsun. Dernekçilik faaliyeti de tabelalarda bir dernekçilik yapmayalım diye sürdürülebilir çevre derneği olalım. Hem derneğin iştigal konusu, çevre konusu nazik ve kırılgan. Bunun gelecek nesillere mutlaka temiz bir çevre bırakma mecburiyetimiz var. Buna vurgu yapmak için Sürdürülebilir Çevre Derneği kuruldu ve çalışmalarını yürütüyor. Evet, çok güzel. Burada sürdürülebilirlik noktasında bir takım riskler de söz konusu sanıyorum. Bu konuda bir farkındalık oluşturabilmek adına da bu ismi tercih ettiğini sanıyorum hocam. Çevremizin ciddi sorunları var Ayşe Hanım. Bunları iki ana başlıkta belki tanımlayabiliriz. İzninizle onları anlatmak istiyorum. Maddi çevre sorunlarımızın olduğu kadar bir de manevi çevre sorunlarımız var. Biz böyle tanımlıyoruz. Maddi çevre sorunları az evvel Selma Hoca Hanım'ın da anlattığı gibi bizim bunu bir mevcut durum analizi şeklinde neler var, mevcut sorunlarımız neler, bunlara çözüm önerilerimiz neler olabilir diye bir çalıştay yapmıştık büyüklere yönelik. O çalıştayın sonucunda gördük ki eğitim, çevre eğitimi en önemli problem. Ve biz birinci sıraya bu çevre eğitim konusunu çevrenin en önemli sorunu olarak koyduk. Bunun yanında hava kirliliği, işte su kirliliği, endüstriden, sanayiden kaynaklı kirlilikler, plansız kentleşme, yeşil alanların azlığı gibi başkaca birçok fiziki sorunlar var. Ama bunların yanında bizim çok önemsediğimiz konu manevi çevre sorunlarımız da var. Bunlar neler olabilir? Şöyle kısaca anlatacak olursak, insanların birbirine olan saygısız ve sevgisizliği, hürmetsizliği, büyüğün küçüğünü sevmemesi, küçüğün büyüğüne saygı göstermemesi, komşuluk ilişkilerinde yeterince titiz davranmayışımız, komşumuzu gördüğümüz zaman sırtımızı çevirmememiz, ona bir selam bile vermememiz, toplu ulaşım araçlarında insanların birbirleriyle olan ilişkiler gibi tanımlayabileceğimiz, esasen öz kültürümüzde de bununla ilgili birçok kodlarımızın olduğu, bize öğreten, büyüklerimizden öğrendiğimiz çok güzel şeyler var. Hemen örneklendirmek istiyorum. Sobaya odun atarken içinde böcek, böcü börtü bir şey olmasın diye onu yere vuran,
aman bir şey içinde yanmasın, sobaya gitmesin diyen bir nenenin, dedenin torunuyken günümüzde geldiğimiz noktada birbirimize karşı çok hoyratça ve kötü davranabiliyoruz. İşte biz bunların hepsini bir bütüncül bir bakış açısıyla, tek noktadan değil, çevrenin tüm unsurlarıyla ele alarak ve bunları yaparken, bu dernekçiliği yaparken de biz çevreye koruma kültürünü bir ibadet olarak görüyoruz. Bu anlayışla derneğimizi kurduk ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Başta söyledik ya, zaten mesele biraz zihinde başlıyor. Zihinde ve gönülde o zaman. Evet. Ben Ahmet Hocam'ın anlattıklarından böyle biraz daha çerçeveyi genişleteyim. O merhameti, saygıyı, sevgiyi bir bütün olarak tüm ilişkilerimize yerleştirdiğimizde, ifade ettiğiniz gibi komşulukta da, aile içi ilişkilerde de, iş hayatında da ve çevreyle, doğayla olan ilişkilerimizde de o nezaketi, o hassasiyeti gösteren bireyler haline gelebiliriz. Dolayısıyla o geniş çerçevede bakmak çok güzel olmuş. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu açıklama için de. Bizim bakış açımız da bu olsun. Aslında bu bir ahlak meselesi, bir kişilik, evet. Tinet derler ya hocam, evet, bir tinet, evet. Meselesi. Çevreyi korumak ya da korumamak, bu konuda duyarsız olmak ya da duyarlı, hassas bir şekilde yaklaşmak çok çok önemli. Bunun geliştirilmesi için eğitim en önemli unsurlardan biri. Zaten Sürdürülebilir Çevre Derneği'nin de bu noktada daha çok eğitim faaliyetleri üzerinde durduğunu Selma Hocam da ifade etmiştim. Eğitim, siz de bir eğitimcisiniz demek, evet. Öğretmenimizsiniz. Eğitimin önemi nedir? Yani eğitim deyince sadece işte bir okul çerçevesi aklımıza gelebiliyor. Dersler, sınavlar, işte testler gelebiliyor ama daha geniş bir açıdan baktığımızda çevre eğitimi nasıl bir öneme sahip? Evet. Çevre eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatlara yerleştirdiği çevre başlıklı üniteler var. Çocuklarımız bunları örgün eğitimin içinde alıyorlar. Almaya da devam edecekler. Lakin bu yeterli mi? Hayır. Elbette daha fazla şey yapmak lazım. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kuruluşları işbirliği içinde olmak durumunda, bunu biliyoruz. Peki eğitimi biz dört duvar arasında sınıflarda çevre eğitimini yapabilir miyiz? Elbette hayır. Outdoor education diyoruz. Yani sınıfın dışına çıkmak lazım. Aynen. Çevreyi tanıyarak, çevreyi görerek, dokunarak, hissederek eğitim almak lazım. Bunun için büyük kentlerde imkanlarımız var mı? Çok az, çok az. Hemen dışarı çıkıp çocuk çevreyle tanış olamıyor. O yüzden bizler dernek olarak bir konuya hedef koyduk. O da uygulamalı çevre eğitim merkezleri planladık. Planlıyoruz. İnşallah bunları uygulamaya geçireceğiz. İstedik ki her yaştan insan, çocuk, okul öncesinden de başlayarak küçücük çocuklarımız dahi oraya gelsinler ve o merkezlerde çevreye dair eğitim alsınlar, hissetsinler, görsünler, tanısınlar, ağaca da dokunsunlar, toprağa da avuçlasınlar, temas etsinler vesaire. Ben bu konuda bir hatıramdan, ya da hatıra demeyelim ona, bir yaşanmışlıktan bahsetmek istiyorum. Çalıştığım yıllarda Finlandiya'da proje okulumuza gittik öğrencilerimizle birlikte. Orada fen derslerine kabul ettiler bizleri. Fen derslerinde ağaç konusu ders konusuydu. Dersler orada 70 dakika. Yarısında öğretmen teorik olarak ağaç konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Orman, ağaç, orman alanların ekonomik değeri konusunda. Sonra hadi dediler, çıkıyoruz. Biz de dersi dinliyoruz öğrencilerimle birlikte. Çıktık dışarıya. Zaten Finlandiya ormanla iç içe, her yeri öyle. Yürüdük. Okulların çevresinde duvar da yok. Yürüdük, orman alanına geldik. Oradan bir ağaç seçtiler. Ağacın boyunu hesapladılar, yaşını hesapladılar. Ağacı kucakladılar, cinsine ne olduğunu keşfetmeye çalıştılar. O kadar güzel bir çevre eğitimi aldılar ki. Bu çok güzel bir hatıradır benim için. Çocukların çevre eğitimini bizzat yerinde görerek, ağacı hissederek ve görerek ve ekonomik değerini de
orada hesapladılar. İşte metrekareye bu ağaçtan kaç tane düşer, kesilirse ne olur vesaire. Böyle bir eğitim, güzel bir eğitim oldu. Bununla alakalı izninizle bir ekleme yapmak isterim. Tabii. Maalesef çocuklarımız nohutun ağaçta yetiştiğini düşünenler bile var. Evet. Çileğin ağaçta olabileceğini veya elmanın yerde olabileceğini. Biz böyle tebessüm ediyoruz ama bu gerçek. Çocuklarımız tabiatla iç içe değil. Maalesef onları bu konuda yeterince imkan belki veremedik anneleri babaları olarak. Biz bu konuda da çevre eğitiminin sınıflarda değil mutlaka sahada uygulamalı olarak yapılması gerektiğini Selma Hocam da söyledi. Çok önemsiyoruz. Önceliğimiz bu. Çünkü temel çevre eğitimi küçük yaşlarda başlaması gerekiyor. Büyüklere verecek çok fazla bir şeyimiz yok. Çünkü kalıplaşmış belli doğrular değiştirilmesi çok zorlaşıyor belli bir yaştan sonra. Bizim öncelikle hedef grubumuz ilkokul. Hatta onun da öncesinde okul öncesini çok önemsiyoruz. Bu 3-4 yaşlarında başlayan bir temel çevre eğitimi ki az evvel saydığımız bütün unsurlarıyla beraber sadece maddi tarafı değil bunun manevi boyutlarıyla beraber işlenirse buradan nesiller daha saygılı ve çevrenin sürdürülebilirliği için bir fırsat vermiş olacağız. Çünkü şu anda geldiğimiz noktada bizler çocuklarımızın değil torunlarımızın hatta torunlarımızın torunlarının geleceğini tüketiyoruz. Maalesef kendimizinkileri bitirdiğimiz gibi geleceği tüketiyoruz. Bunun hiçbir sürdürülebilirliği yok. Ekoloji maalesef çok kötü durumda. Her anlamda kötü durumda. Biz ekonomiyle ekoloji arasında mutlak bir dengenin oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü kaynaklarımızın kıt, ihtiyaçlarımızın sonsuz olduğunun mutlaka topluma iyi anlatılması gerektiğine, israf kültürünün bu noktada vazgeçilmesi gerektiğine vurguluyoruz. Bunu derneğimizin tüm çalışmalarında her boyutuyla anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ve ben çevre bilincinin vatan sevgisiyle bir ilişkisi olduğunu da düşünüyorum hocam. Çok doğru. Hocam. Bu konuda da hemen alayım fikirlerinizi. Lütfen. Biz hep kendimizi şöyle tanıttık. Yüreği vatan sevgisiyle ve bayrak aşkıyla çarpan insanların bir araya gelip oluşturduğu bir derneğiz. Biz şöyle diyoruz. Bayrağımız bizim için çok kıymetli. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız, kutsal vatan toprağımız ve kutsal vatan toprağımızın süsü diyebileceğimiz yeşilimiz, çiçeğimiz, biz bunlar yaprağımız, biz bunları önemsiyoruz ve bunun mutlaka insanların gönlünde bir hoşluk oluşturduğunu, yani vatanını seven bir kişinin çevreci olmamasının abesle iştigal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu vatan toprağı kutsal, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bir toprak. Buranın korunması ve kullanmaya ihtiyacı var. Burayı kendi haline bırakamayız. Vatan toprağını kendi başına bırakırsak Allah korusun kötü şeyler olur. Evet, Allah korusun gerçekten. Şimdi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkemiz var. Geçmişteki balık çeşitliliğini kaybediyoruz mesela. Pek çok hayvanın daha fazla olduğunu eski yıllarda bilirken soylarının tükendiğini biliyoruz. Yeşil alanların giderek tükendiğini görüyoruz. Bitki, yani bitki çeşitliliğinin gene azaldığını görüyoruz. Çevre kirliliğinin, hava kirliliğinin giderek arttığını görüyoruz. Yani bunlar hani benim meselem mi? Hani ben mi düzelteceğim havanın kirliliğini? Evet. 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 Tam olarak biz ben düzelteceğim. Çözüm biz bende diyoruz onunla alakalı. Herkes kendisi eğer kendine çeki düzen verirse mutlaka bir bu yolda bir adım atılmış olacak. Hı hı. Hiçbir şey yapmamak çok kötü bir şey. Bir şeyler yapabilmek için adım atmak en azından sorunların daha büyümeden küçültülmesine yönelik olumlu bir katkı olacaktır. Evet. Biz de o yüzden herkesin kendine çözüm bende sloganıyla çevrenin korunması için kendini memur kılmasını istiyoruz. Evet. Ve şöyle de bir durum var. Yani ben bireysel olarak o bilincimi göstereyim, hassas davranayım, dikkatli olayım. Dolayısıyla bunun manevi bir sorumluluğu olduğunu da düşünüyorum. Çünkü kul hakkına girmektir. Yani yere attığım bir tane çöp
okul hakkına girmektir. Yani bunun farkında olarak hareket ettiğimde ben o manevi sorumluluğumu yerine getirmiş ve vicdanım rahat olarak öbür tarafa giderim. Ya da hayatımı sürdürebilirim ya da yarın öbür gün çoluğuma, çocuğuma, torunuma ben dikkat ederek bir çevre bıraktım derim. Hani topyekün herkes bu bilince sahip olmasa dahi ben elimden geleni yaparım. Tabii burada bireysel olarak herkes bu bilince sahip olduğunda zaten çevre sorunlarıyla büyük bir mücadele gerçekleştirilmiş olacak. Çok çok önemli olduğunu ifade ediyoruz. Burada aileler boyutuna yavaş yavaş gelmek istiyorum. Çünkü o bireysel bilincin yetiştiği yerde tabii ki aile oluyor. Aslında aileden de biraz daha çerçeveyi daraltalım. Annelerde, anneler, kadınlarda, evet, hanımlarımızda işler bitiyor gerçekten. Bu konuda da güzel çalışmaları var Sürdürülebilir Çevre Derneği'nin. Evet. Hem kadınların rolüne dair neler söylersiniz çevre sorunlarıyla mücadelede, hem de bu konudaki çalışmalarınızı da dinleyelim. Evet, biz öğrendiklerimizi daha çok annelerimizden öğrendik. Çünkü hep şunu söylüyorum, evin temel direği babadır, erkektir ama onun payandası, desteği daima kadındır. Hı hı. Destek çürükse eğer yıkılır o direk mutlaka. O yüzden anneler, hanımlar, kadınlar fevkalade önemli çevre konusunda. Onlar bilinçli olurlarsa çocuklar da bilinçli olurlar. Hep biz ninelerimizden, büyük ebeveynlerimizden öğrendik. Mesela benim anneannem yemekten sonra tencereyi, tabağı güzelce ekmekle sıyırırdı. Bunlar da kuşun kurdun hakkı derdi. İlla ki onlara verirdi. Zaten bahçeli evlerimizdi. Mutlaka evlerde tavuklar, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar olurdu. Yine babaannemi hatırlıyorum. Bize daima güzel örnekler verdi. Hı hı. Bir saplam ipi atmazdı. Onu mutlaka bir yerde ben kullanırım der. Bir yere, bir köşeye koyardı. Küçücük ip parçalarını dahi. Yine babamdan öğrendiklerimiz var. İşte ekmek parçalarını yemekte mutlaka parmağıyla toplar. Hala Allah uzun ömürler versin. Hı hı. Annemiz tabağınıza azalın, çok almayın, artırmayın diye bizi uyarır her zaman. İşte bunları biz büyüklerimizden öğrendik. Özellikle annelerimizden öğrendik. O yüzden annelere, kadınlara çok iş düşüyor. Tabii böyle olunca da biz kadınlara da eğitimler veriyoruz. Aile sanat eğitim merkezlerinde. Onlara eğitim konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Tabii bu arada Atıklar Altın Kazandırıyor diye hanımlara yönelik bir yarışma da yaptık. Ona da geleceğiz herhalde. Orada da kadınların ne kadar bu konuda duyarlı olduğunu gördük. Büyük işler başarabileceklerini gördük. Çünkü diyoruz ki bizim küçük adımlarımız gezegenimiz için büyük büyük faaliyetlere dönüşebiliyor. Daha özenli ve titiz olmalıyız çevre konusunda. Kadınlar da bunda en büyük rolü. Bu Atıklar Altın Kazandırıyor nasıl bir çalışmaydı? Evet. Farklı atıkların herhalde doğru şekilde biriktirilmesini, evet, teşvik edecek bir çalışmaydı. Aynen. Nasıl açıklarsınız bize? Üç kategoride düzenledik bu yarışmayı. Gıda kategorimiz vardı. İkincisi tekstil ve üçüncüsü ambalaj atıkları. Dedik ki hanımlara, bunu bir açılışla duyurduk ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2016 yılında Mart ayında duyurduk. Dedik ki gelin Konyalı hanımlar, atıklardan ürünler yapın. Getirin bize, bir jüri eşliğinde bunları değerlendirelim. Ve yaptığınız ürünleri sergileyelim. Güzel şeyler olsun. Siz de bunun karşında ödül olarak altın verelim dedik. Zaten diyoruz ki atık çöp değildir, altındır diyoruz ve oradan da böyle bir geçişle Atıklar Altın Kazandırıyor yarışması yaptık. Yarışmanın sonuçlarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açıkladık. Çok güzel ürünler geldi. Ne güzel şeyler yapmışlar. Ne harika, ne güzel dönüşümler yapmışlar. Hakikaten atılacak ürünleri dönüştürmüşler ve kullanılabilir hale getirmişler. Tekstilde mesela eski kotlardan güzel hırkalar, yelekler, elbiseler yapmışlar. Yine ambalaj atıklarından kesmişler, düzeltmişler, plastikleri vesaireleri, çantalar, şapkalar.
neler neler çıktı. Yani çöp olarak düşündüğümüz şeyler yeniden şeyler, kullanıma böyle bir geldi. Emek göstererek, ufak birkaç dokunuş yaparak yeniden kullanıma açılabilir. Yepyeni şeyler üretilebilir. Mesela ekmek artıklarından güzel güzel kekler, pastalar yapmışlar. Evet. Yine mesela bir tane ödül alanlardan biriydi. Kabak çekirdeğinin kabuklarını tabloya dönüştürmüş. Hmm. Çay posalarıyla üzerine güzel bir yazı yazmış ve tablo olmuş. Bunlar çöpe gidecek şeylerdi. Evet, organik olan ürünlerdi. Yok olurdu tabiatta. Ama dönüştürünce de kalıcı, güzel ürünler çıktı ortaya çıktı. Evet. Biz bu konuda programımızda da güzel çalışmalar yapıyoruz. Bugün tabii keçi çalışması yapıyoruz. Farklı bir çalışma yapıyoruz ama farklı haftalarda Figen ablamız bize birbirinden farklı geri dönüşüm örnekleri de gösteriyor. Neler kullandık ablacığım? Kavanozlar kullandık. Pet şişeler kullandık. Ambalaj atıkları kullandık. Özellikle deterjan kaplarını çok fazla kullandık. Tuvalet kağıtları kullandık. Havlu rulalarını kullandık. Şişeleri kullandık. Aklımıza gelen her şey konserve teneke kutular kullanacağız ilerleyen zamanlarda. Her şeyi yapacağız. Geri dönüşüm yapıyoruz. Her şeyi yapacağız. Bu zor mu peki? Bir mesaj da verelim. Aslında biz pratik bir şekilde izleyicilerimize bunu aktarıyoruz ama yani bir ufak bir emekle yepyeni şeyler ortaya çıkıyor. Bu konuda neler söylersin hanımlara? Bence bu gerçekten değerli konuklarımızın da anlattığı gibi çok önemli bir konu. Her zaman diyoruz ya, en güzel şey emek verilen şeydir. Birçok şeye para vermeye de gerek yok. Ambalaj atıklarımızı çöpe atarak hem doğaya zarar veriyoruz, evlatlarımızın geleceğine zarar veriyoruz. Hem de o atık maddeleri atık diye gördüğümüz aslında atık değil. Geri dönüşüme kullanacağımız her türlü malzemeyle evde tasarruf da yapabiliriz. İhtiyacımızı da giderebiliriz. Bence herkesin kendi bilgi ve yeteneği doğrultusunda herkes muhakkak bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Atmak yerine atmadan önce bir kere düşünmemiz gerekiyor. Evet, çok güzel mesajlar aldık Figen ablamızdan. Evet. Biz uygulamalı şekilde de göstermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada keçe ne alemde, hangi aşamaya geldik ablacığım? Hala sen köpüklemeye devam ediyorsun. Yok, bunu bitirdim. Sapını ekledim. Bunu kolye olarak kullanmayı düşünüyorum. Hı-hı. Şimdi ben bu ikinci çiçeğimi, ilk döşediğim vardı ya, o çiçeğe geçtim. Özellikle nasıl keçeleştiğini anlamamızı sağlayacak püf noktasını söyleyeyim ben size. Keçeleşene kadar bu esnek bir kumaştır, esnektir. Keçeleştiği zaman eline veya boyuna çektiğiniz zaman yün keçemiz esnemez. O kıvama geldiği zaman yünümün tamamen keçeleştiğini anlayacağım ve o zaman işlemi sonlandıracağım. Arada yapraklarımı açacağım. Onlara güzel şeklini vereceğim. Birbirine de yapışmamasını da sağlayacağım. Ben bu elimde keçeleştirme aşamasında. İki önemli püf noktası da buydu. Evet. Almış olduk. Programımızın sonunda da gene bitirilmiş aşaması nasıl olacak sizlere inşallah aktaracağız değerli izleyenler. Sohbetimize devam edelim ablacığım. Güzel mesajlar, güzel örnekler de alıyoruz Figen ablamızdan. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi bu konuda Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Huriye Martı hocamızın hadisler ekseninde Çevre Ahlakı isimli güzel bir eseri var. Manevi açıdan, dini açıdan bu nasıl bir sorumluluktur? Aslında ahlakın önemli bir unsurudur. Bunu çok farklı başlıklarla, detaylarıyla anlatmış hocamız. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hediye de edelim izleyicilerimize. Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımız üzerinden son postumuzun altına 3 arkadaşınızı etiketlediğinizde Huriye hocamızın bu kıymetli eserini sizlere hediye edelim değerli izleyenler. Mesajlarınızı bekliyoruz inşallah diyelim. Çok güzel bir eser, farklı boyutları var. Manevi olarak insanlara bir motivasyon oluşturmak da tabii ki çok önemli bu konuda. Yani çünkü işte dünya kirleniyor, işte kainat farklı bir yapıya doğru gidiyor deyince ya ben zaten ölüp gideceğim, şurada kaç senemiz kaldı ki deyip o motivasyon kırılabiliyor. Ama bunu manevi boyutunu düşündüğümüzde sonsuz bir ahiret dünyasına göçeceğimiz için orada da bunun hesabını vermek meselesi var. Yarın vereceğiz bu tabii hesabı. Tabii ki Rabbin rızasını almak ya da almamak gibi bir risk söz konusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarına uymak ya da uymamak gibi bir seçim aslında bu konuda da karşımızda. Çok güzel bir motivasyon olduğunu ifade edebiliriz. Bu kitabımızın sizin tabii farklı
basımlarınız da var. Konya Çevre Çalıştayı sonuç bildirisi. Mesela Süçev'in ilk yaptığımız bir baskısı, ilk yaptığınız çalıştayın. İçeriği bu yetişkinlere yönelik yaptığınız değil mi? Evet. Aynı şekilde bir de Konya Çocuk Çevre Çalıştayımız var. Sorunlar ve Çözüm Önerileri kitabımızın içeriği o şekilde. Ayşe Hanım, derneğimizin çalışma usul yöntemi belki diğer derneklerden biraz ayrışıyor. Çünkü genelde toplumda bir eleştiri kültürü var. Ama eleştirirken çözümünü sunma noktasında yeterince istekli olamayabiliyoruz. Biz bu derneğin faaliyetlerini sürdürürken hep kendimize şunu şiar edindik. Bir konuda bir eleştiri yapacak isek şayet mutlaka yanında çözüm önerimizi de sunacağız. Tek başına eleştiri uygunsuz yani bir şey. Yani sadece sorunu ortaya koyup bırakmak, çözmüyor. O soruna karşı ne yapmak gerektiğini de ifade ediyorsunuz. Bunu da olabildiğince geniş kesimlerle istişare ederek, istişare kültürüyle çözümünü de sunduğumuz zaman karar alma noktasındaki kişilerin işini kolaylaştırmış oluyoruz. Bu sivil toplum kuruluşunda olması gereken çok önemli bir misyon. Yani çözüm önerisini beraberinde sunma. Bu sizin biraz evvel bahsettiğiniz Konya Çevre Çalıştayı ile mevcut durum analizi diyebileceğimiz sorunlar ve çözüm önerilerini bir arada içerisinde bulabilir ilgililer. Tabii bu yöntemi sadece büyüklere değil çocuklara da uyguladık. Çocuk Çevre Çalıştayı'nı çok önemsedik. Çünkü büyüklerimizin söylemekte bazen çekindiği, acaba mahcup olur muyum, utanır mıyım diye düşündüğü şeyleri küçücük çocuklarımız da çocukluğun da verdiği bir samimiyetle onlar o kadar güzel ifade ettiler ki kırıp dökmeden, incitmeden ama içerisinde çok güzel eleştiriler var. Mesela büyüklerinden diyor ki lütfen hani şehrin her yerine binalar yapılmasın, yeşil alanlarımız yok olmasın ve bunları anlatıyorlar nasıl olması gerektiğiyle alakalı. Orada çocuklarımıza Çalıştay'da şunu yapmıştık. Çocuk Çevre Çalıştayı'nda bunu da söylemek istiyorum. O çocuklarımızın hakkını teslim etmek için. Dediler ki çocuklara biz şunu sorduk. Çocuklar siz güzel güzel çalıştınız. Sorunlar ve çözüm önerilerini çocuk aklınızda yazdınız. Bunlar çok faydalı oldu. Ama biz sizden bir şey istiyoruz bugün. Büyüklerinize birer mektup yazmak ister misiniz? Bu anneniz babanız olabilir, öğretmeniniz olabilir. Okul müdürünüz olur, bakan olabilir, işte ülkenin cumhurbaşkanı olabilir. Kime yazmak istiyorsanız vali beye yazabilirsiniz, belediye başkanına diye. O çocuklar da Konya Çocuk Çevre Çalıştayı'nda kendi el yazılarıyla mektuplar yazdılar. Ve o mektupları biz bu sonuç bildirgesinin Çalıştay kitapçığının içerisine ekledik. Ve bunlar o kadar güzel yansımalar oldu ki ilgililere de söz vermiştik çocuklara. Tek tek bunları sahiplerine teslim edeceğiz diye gönderdik. Tabii bu çok hoşluklar oldu. Bizi eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız davet etti. Ne güzel bir şey yapmışsınız siz. Bunlar ne hoş şeyler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın strateji başkanlığı bizim yaptığımız çalışmaları bizden dinledi ve bakanlığın politikalarında belki küçük de olsa, minik de olsa katkılarımız olduğunu düşünüyorum. Yani yapıcı bir sivil toplum kuruluşu örneği sergilemeye çalışıyoruz. İnşallah. Yapmaya çalıştığımız bu. Çok çok önemli. Burada tabii anlattığınız pek çok şey, işte geri dönüşüm çalışmaları, hanımların bu konudaki katkısı, çocukların yaptıkları pek çok eğitim kurumuna, sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine aslında örnek teşkil edecek şeyler. Yani bunun illa böyle bir dernek kapsamında, kurumsal bir yapıda olmasına gerek yok. Bir hocamız diyebilir ki, hatta ailemiz diyebilir ki, annemiz diyebilir ki biz de böyle yapalım. Biz de şöyle bir geri dönüşüm çalışması yapalım. Tabii. Biz de gidelim bir ağacı tanıyalım. Yani anlattığınız örnekleri sadece böyle bir kurumsal örnek olarak dinlemesin izleyicilerimiz. İfade ettiğiniz gibi hem bir politika olarak, bir devlet politikası olarak uygulanabilecek, yaygınlaştırılabilecek şeyler hem de bizden dinleyip siz de hayatınıza geçirebilirsiniz diyelim izleyicilerimize. Bu şekilde bir yönlendirmede bulunalım. 7'den 77'ye herkesin yaşam boyu öğrenme bakış açısıyla öğrenebileceğini düşünüyoruz. Ama algılama kapasiteleri değişiyor tabii ki. Küçüklerin algılaması daha fazla. Yaş büyüdükçe algılama kapasitesi düşüyor. Böyle olduğu için biz toplumun tüm kesimlerinin mutlaka ama mutlaka çevre eğitimini alması gerektiğini ve bunun için de uygulamalı çevre eğitim merkezlerinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da ciddi temaslarımız var. Yakın bir zamanda
İnşallah Konya'dan başlayarak pilot bir uygulamanın Konya'da olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah neticelerine inşallah hayırlı şekilde ulaştırsın diyelim hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Burada biraz daha böyle ailelerimize yönelik pratik uyarılarda ve tavsiyelerde de bulunalım istiyorum. Dedik ki anneler bu konunun öncüsü. Aileler bu konunun çevre bilincinin aslında ilk okulu. İlk eğitim yeri. Aynı zamanda çocuklara bunun sadece ilkokul dönemi değil hatta okul öncesi dönemden itibaren kazandırılması oldukça büyük önem taşıyor. Çünkü bu bir hani hayat becerisi, bir farkındalığı olarak ömür boyu devam edecek bir şey. Ve çocukluk döneminde kazandırılması gerekiyor dedik. Bunun için ailede de örnek olunması lazım. Mesela çöp konusunda bilinçli bir anne varsa... çevreyi kirletmeyen bir baba varsa bu elbette çok büyük bir örnek teşkil güzel, edecek. Model güzel örnek. Böyle, tabii model anne olacaktır. Baba burada model ne yapmak alır. Lazım? Özellikle ev içi önerileriniz neler olur? Tabii ki çevre döngüsel bir sistem. Aslında kendi başına bıraktığınızda çevreyi çevre kendini yeniliyor. Ama kirletildikçe de bir takım önlemler almak lazım. Önlemler almak için de evde, iş yerinde, okulda, günlük rutinlerimizde bir takım alışkanlıklar edinmemiz lazım. Kötü alışkanlıkları bir kenara bırakacağız ama çevre için uygun olanları devreye sokacağız. Mesela aydınlatma konusunda, ısınma konusunda daha kısıtlı olabilirse aile hem tasarruf eder, cüzdanından tasarruf eder hem de çevreye katkısı olur. Temizlik maddelerini mesela hoyratça kullanıyoruz. Daha fazla temizlemeye yöneliyoruz. İşte onlar da ne oluyor? Kanalizasyondan çevreye zarar veriyor, yeraltı sularına karışıyor vesaire. O konuda da biraz tedbirli olması lazım annelerin özellikle. İşte diyoruz ya hep kadınlar da bitiyor iş diye. Kadınların bu konuda hassas olmaları gerekiyor. Yine mesela evlerde enerji tasarruflu ampuller kullanmak, diğerleriyle değiştirip tasarruf edebiliyoruz. Bunları alışkanlık haline getirmemiz lazım. Yine evde çamaşır bulaşık yıkarken elde yıkamak değil, varsa eğer makineyi full doldurarak yıkamak. Ama azsa da elde yıkamak daha ekonomik, onu biliyoruz çamaşır ve bulaşık konusunda. Yine elektrik aletleri tam anlamıyla kapatmak da çevreye çok güzel faydası var. Hmm. Tam anlamıyla yani kapatacağız. Yani mesela televizyonumuz diyelim kumandadan kapatıyoruz kapatmak ama değil. Hala fişte takılı oluyor. Bekleme modunda bırakmayacağız. Oluyor ya da bilgisayarlar. Evet. Tamamen kapatmak evet. Çok güzel. Yine gençler biraz o konuda daha eğitilmeli diye düşünüyorum. Duş alırken böyle suyu açıp altına girip uzun uzun su sarfiyatı yaptıklarını biliyoruz, duyuyoruz. Annelerden bunun şikayetini alıyoruz. İşte o konularda da mutlaka suyun bir damlasının bile çok değerli olduğunu şimdiden bilmemiz lazım. Biz su fakiri bir ülkeyiz. Ve gittikçe de nüfusumuzla oranla ve artan nüfusla birlikte su kaynaklarımız gittikçe azalıyor. Bunun bilincinde olarak da su tasarrufumuzu gittikçe önemsemeliyiz, israftan kaçınmalıyız. ve işte araca binmek yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak, daha çok yürüyerek işte bunların hepsi alınacak bir takım önlemler. Ailelerde şeyden önemlisi bunun, israf. İsraf, evet. İsrafı önlemeye yönelik herkes hanesinde daha az tüketmenin yolunu bulmak zorunda. Çünkü cebimde param var, istediğim kadar alırım gibi bir bakış açısı doğru bir şey doğru değil. Bir şey değil evet. Mutlaka biz daha az da yetinmeyi öğrenmeliyiz. Hep söyledik, kaynaklar kıt, ihtiyaçlar sonsuz. Sonsuz olan ihtiyaçlarımızla kıt kaynaklarımızı baş etmesi mümkün değil. Bu sebeple kaynağında ayrıştırma diye öncelikle daha az kullanmayı öğreneceğiz. Çevre piramidi bu şekilde. Daha az kullanacağız, daha az kullanacağız. Mümkünse geri dönüşüm, geri kazanım için bir fırsat vereceğiz. Ve bu sayede kaynaklarımızı verimli kullanmış olacağız. Tabii ki burada sıfır atık konusu bilmiyorum. Hani burada değinmemiz gerekiyor. Çok önemli bir konu başlığı. İzninizle ondan bahsetmek isterim. Ambalaj atıkları modernleşme, gelişmeyle birlikte birçok yiyecek ve tüketim malzemesi ambalaj atıklarıyla, ambalajlarla sunuluyor marketlerde. Ve biz bunları... paramızı verip alıyoruz. Eskiden böyle bir ambalajlama olmadığı için böyle de bir sorunumuz yoktu. Teknolojik gelişmeyle ve
işte geldiğimiz modern hayat bizlere başkaca hiç ummadığımız sorunları da insanlığın önüne büyük bir problem olarak getiriyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yeriz, içeriz, ambalajını da işte çöpe atarız gibi yok. Bir şey. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani dışarı hiçbir atmaktan değil, çöpe atmaktan bahsediyorum şu anda. Dikkatinizi buraya çekmek istiyorum lütfen. Değerli izleyenler. Evet. Çünkü çok önemli bir nokta, sıfır atık. Yani olabildiğince çöpü, özellikle ambalaj, plastik, kimyasal katkılı, yani doğada çözünemeyecek olan, yok olamayacak, orada kalacak, yüzyıllarca kalıp bir kirliliğe yol açacak olan malzemelerin çöpe atılması konusunda dahi bilinçli olmayı. Sıfır atık aslında bu mantıklı bir şey. Çok daha anlaşılır hale getirelim isterseniz. Peki. Soğanın kabuğunu, mandalinanın kabuğunu soda şişesiyle birleştirdiğimiz zaman iyi bir davranış sergilemiş olmuyoruz. Sodanın şişesi, maden suyunun şişesi maalesef o organik atıklarla bir arada kaldığında doğada çözülen bir şey değil. Bunun yanına metalleri, kağıtları, plastikleri de eklediğimiz zaman biz aslında hiç hoş olmayan bir şey yapıyoruz. Ama son yıllarda güzel uygulamalar da var. Sıfır atık diye nitelendirilen, aslında sıfır atık ideal bir şey. Yani sıfır atığa ulaşmamız çok kolay bir şey değil. Ama bu uğurda herkesin, her hanenin, her evin, her annenin, babanın, çocukların yapabileceği şeyler var. Kaynağında ayrıştırma yapmamız gerekiyor. Organik ve organik olmayan atıkları birbirinden ayrı toplamamız, doğada çözünebilecek olanları, zaten bunlar belediyenin imkanlarıyla belli bir yerlerde yok ediliyor, doğaya karışıyor. Ama atık altındır diye bu konu başlığının unsuru olan ambalaj atıklarının mutlaka ama mutlaka kaynağında ayrıştırılması ve ona göre usulüne uygun yöntemlerle yönetilmesi gerekiyor. Atık yönetimi gerekiyor. Bunun nasıl bir katkısı olur hocam? Bu şöyle. Yani mesela şişeleri, işte dediğiniz gibi meyve kabuklarını, şunları bunları hepsini birbirine karıştırdık, öyle attık. Çoğunlukla da çöpler evlerde bu şekildedir. Ama bu malzemeler bir arada çözünmüyor. Yani belki organik olanlar çözülüyor ama diğerleri kalıyor. Çözünmüyor. Ama mesela şişeleri ayırdık, kağıtları ayırdık, plastik malzemeleri ayırdık. Onlar geri dönüşüme mi? Tabii. Evet, kaynağında eğer ayrıştırdığımız zaman Dönüşüm merkezlerinde bunlar ayrıştırılıyor ve geri kazanım prosesine, işlemine tabi tutuluyor. Örneğin bir soda şişesi defalarca, maden suyu şişesi defalarca yeniden eritilip cam olur. Tekrar cam olarak kullanılabilir. Kağıt da öyle. Lastik de öyle. Kağıt da öyle. Yani kağıtları bu şekilde eğer geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanabilir isek ağaçların kesilmesi tabii ki çok daha azalmış olacak. Tabii. Aksi takdirde nüfus hızla artıyor. Dünyanın bir taşıma kapasitesi var. Kalkınma çok güçlü bir kalkınma hedefi var dünyadaki bütün devletlerin. Ama bunun yanında ekolojik sistem bu kalkınma hedeflerinin baskısı altında eziliyor. Maalesef eziliyor. İşte bir sürdürülebilir kalkınmanın yanında sürdürülebilir çevrenin buna eş güdümlü olarak düşünülmesi ve politikaların bu şekilde oluşturulması lazım. Burada söylemeden edemeyeceğim. Çok önemli bir adım. Bizim yıllardan beri söyleyip başarma noktasında maalesef hani çok etkin adımlar atamadığımız bir şeyi Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi sıfır atık konusunu gündeme aldığı andan itibaren devletin tepesindeki davranış aşağıda o kadar güzel halk nezdinde yansımalar oluyor ki vatandaş bunu benimsedi. Şimdi poşetlerle ilgili biliyorsunuz çok güzel şeyler var. Çok da güzel oldu. Yavaş yavaş, çok hızlı hemen akşamdan sabaha çözülüverecek siyah beyaz şeklinde konular değil. Bunlar gri'nin fonu. Ama tedirici şekilde bu bilinç kazandırılıyor ve bu konuda da politikalar devreye girmeye başladı. Ve halkımız da bu konuda oldukça artık teveccüh göstermeye başladı. Evet. Olumlu tepkileri de almaya başlıyoruz diye düşünüyorum. Bez çantalar, fileler ellerde artık daha fazla görülüyor. Mesela poşetlerle birlikte, poşetlerin ücretli hale getirilmesiyle birlikte yıllar öncesinden kalan fileler bizim evde mesela tekrar gündeme geldi. Hiç kese kağıdı yapmamıştım ben. Hemen kese kağıtları yapmaya başladık. Çünkü daha böyle küçük parçalı fileden düşecek olan ürünleri koyabilmek için kese kağıtları yaptık. Böyle bir nostalji de evin içinde yaşanmaya başladı. Aynı zamanda da ifade ettiğiniz gibi o poşet kalabalığını ortadan kaldıran çok güzel bir adım oldu diye düşünüyorum. Bir başka yönü de şöyle, bu poşetler doğada en az 400 yıl kalıyorlar. Tabii. Ve
yok olmaya başladık süresince de yeraltı sularına karışıyorlar. Mikroplastikler artık besinlerin içine girmeye başladı. Balıkların midelerine girmeye başladı. Sulardan o yüzden sağlığımız ciddi anlamda tehlikede. Sadece görüntü kirliliği değil plastikler. Tabii. Sağlığımız da ciddi oranda bozmaya başladı. O yüzden plastiklerin bir an önce devreden çıkarılması, dönüştürülmesi, hatta hiç kullanılmaması, sıfır atık projesi de zaten onunla başladı ve naylon poşetlerden inşallah kurtulacağız diyoruz. İnşallah. El birliğiyle kurtulacağız. Sadece bizim sorunumuz değil, bütün dünyanın sorunu bu. Biz temiz bir ülke olma yolunda çaba harcarız ama komşumuz bir başka ülkede bunlar devam ederse bizim ülkemize de zarar verir. Denizlerden, akarsulardan hep birlikte el birliğiyle dünya çevre sorunları gezene, global Ayşe evet, Hanım. Evet gezegenimizi düşüneceğiz. Sadece hemen yakın çevremizi değil. Bu da tabii uzun yıllar alacak ama küçük adımlarla başlamak evet, lazım. Evet. Hemen bir çantamız var. Bu doğada çözünebilen bu doğal bir malzeme. 2013 senesinde bu çantayı biz düşünmüştük. Dedik bu kadar plastik poşet kullanımı hoş bir şey değil. Evet. En azından birden fazla kullanılsın. Bir seferlik kaldırılıp atılmasın. Bunu defalarca kullanabilir. Hatta insanlar yıkayabilir. Hı hı. Hiç sorun olmuyor. Gayet doğru. Güzel yıkanabilir. Kullanat mantığındansa bundan kurtulacak. Biraz daha evet. Böyle o israfı da önleyecek. Tekrar tekrar kullanabileceğimiz çantalara doğru gideceğiz. Evet. Bunu da güzel bir örneği olmuş oldu. Bu konuda pratik olarak evde neler yapılabilir Selma Hocam? Hemen size bunu danışalım. Çünkü dedik ki şişeleri ayıracağız, kağıtları ayıracağız, plastik malzemeleri ayıracağız. Şimdi bu konuda tabii ev düzenini kim hazırlıyor? Ev hanımları. Ev hanımları. Bu konudaki disiplini, evin içerisindeki düzeni oluşturacak olan tabii ki annelerimiz, hanımlarımız. Ne yapabilirler? Ya aman bir de bununla mı uğraşacağız demek yerine pratik şekilde. Ya mesela benim aklıma şu geldi. Böyle üç farklı çöp kutusu konabilir. Evet. Küçük küçük ama üç farklı çöp kutusu konabilir. Genellikle hani bir alan problemi varsa balkonlar bu konuda tercih edilebilir. Olabilir tabii. Yani sizin önerileriniz nelerdi? Evet. Bunu çünkü pratik şekilde her eve kazandırmak lazım diye düşünüyorum. Mesele evet. Orada zaten evet. Başlayıp bitiyor. Bunları toplayan sistemler de var. Mesela sıvı yağlar biriktirildiğinde evet. Yine toplayan atıklar belediye hizmetleri için çok güzel örnekler. Aynı şekilde şişeleri, kağıtları atabileceğimiz yerler var ama önce ev. Ev. Evde evet. Ne yapacağız? Esasen her bir atığın, metalin, camın, plastiğin, kağıdın ayrı ayrı kaynağından ayrı çıkarılması lazım. Organikler zaten öyle. Onlar doğada çarçabuk yok oluyorlar. Ama bu geri dönüştürülebilen katı atık malzemelerini kaynağında tek tek ayrıştık en güzeli. Ama eğer her birini ayrı ayrı yapamıyorsak hepsini toplu yapalım. Bir poşette toplayalım. Çünkü atıkların ayrıştırma merkezleri var. Türkiye'de de bu sayı sanıyorum 80'leri aştı fazla. Oralara gidiyor, oralarda ayrıştırılıyor ve daha sonra dönüştürülecek malzemeler şeklinde tekrar kazanılıyor, dönüştürülüyor. Yani en azından organik atıklar ve organik olmayanlar olarak en azından bunu yapalım. En azından bunu. Devlet kurumlarında şu anda en azından bu yapılmaya çalışıyor ve başarılı da oldu. Birçok kurum ve kuruluş bu konuda çok hassas davranıyor, ayrıştırıyorlar. Mesela iş yerleri bu konuda bence çok çok önemli. Bu konuda Diyanet TV olarak biz de çok hassas yaklaşıyoruz. Şimdi günlük hayatımızda işte programlar o kadar çok çıktı alınıyor, o kadar çok kağıt kullanıyoruz sarfiyatı, ki. Evet. Bununla ilgili bir kere en başta elektronik imkanları, dijital imkanları kullanmak çok önemli. Bunu tercih ediyoruz. Aynı zamanda da kullandığımız kağıtları mutlaka geri dönüşüme atıyoruz biz evet. Ekip olarak. Evet. Bu bütün iş yerlerine de kazandırılmalı. Evet. Hı-hı. Zaten devletimizin şu anki çabası da bu yönde. İnşallah güzel de sonuç verecek. Başka ne yapabiliriz anneler, hanımlar olarak? Çocuklarımıza öğretirken, anlatırken uygulamalı ve göstererek yapmalıyız. Hı-hı. Biz okullarda ben alıyorum elime büyük bir poşeti. İşte buna şöyle koyacağız, buna şöyle koyacağız. Göstererek, uygulayarak. Anneler de bunu da göstererek, anlatarak yaparlarsa çocuk bir daha yanlışa düşmeyecek. Hı hı. Küçücük yaşında onu ayrıştırmayı öğrenecek. Öğrenir. Evet, inşallah. Buradan şöyle bir şey çıkıyor. Hı hı.
vatandaş nezdinde böyle bir karşılık bulduğunda, yani kaynağında ayrıştırmaya özen gösterildiğinde, yerel yönetimlerin buna kayıtsız kalması mümkün değil. Tabii. Onlar da yatırım yapmak zorunda kalacaklar ve kalıyorlar. Yani ama vatandaş istemezse, yeterli özeni göstermezse, yine anlaşılır olsun diye söylüyorum, soğanın, mandalinanın kabuğunu vesairenin yanına kağıdı, plastiği, camı da atarsa, sonra belediyeler de bunun için yeterince çaba sarf edemez. Ve bu da bir kaynak israfı. Aynen. Belediye bunları ayrıştırmak için çok ciddi emek harcıyor. Burada da bir israf ortaya çıkıyor. Evet. Aslında israfı önlemek için dinimizin de bize öğrettiği en önemli şey israf. İsraftan kurtulacağız, yiyeceğiz, içeceğiz ama israf etmeyeceğiz asla. İsraf kültüründen kurtulmamız için çocuklarımıza, annelerimize, evdeki herkese, kimler varsa onların hepsinin tek tek bu az evvel Selma Hoca'nın anlattığı hanede, evde kaynağında ayrıştırma kültürünü mutlaka benimsememiz gerekiyor. Ve bu zamanla ben çok inanıyorum, çok uzun süre sürmeyecek. Sigara örneğinde oldu. Sigara yasaklandı ve çok ciddi bir mesafe kat edildi. Bu işte de belli zorlamalar oluyor. Bunlar güzel şeyler. Bunların kısa süre içerisinde çok olumlu yansımalar olacağını ve kaynaklarımızı israf etmeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü atık altındır diyoruz. Bu kaynak, kaynağında ayrıştırdığımız geri kazanılabilen bütün materyaller, maddelerin hepsi bir bedel ödenerek alınıyor. Onun bedelini biz ülke olarak hoyratça atmamış oluyoruz. Hı hı. Öbür türlü doğaya terk ettiğimiz zaman hem paramız gidiyor hem doğamız, tabiatımız mahvoluyor. Evet. Mümin ve Müslüman insana da o hassasiyeti göstermek yakışır. Evet. Tüm canlılara, tüm varlıklara, tüm insanlara, topyekün bütün doğaya, aslında taşa toprağa bile o nezaketle yaklaşmak, onun bir yaratılış mucizesi olduğu bakış açısıyla yaklaşmak bize yakışandır. Bu konuda ben toplumumuzun, izleyicilerimizin özellikle hele de bu anlattıklarınızdan sonra bugünden itibaren çok duyarlı, daha dikkatli hale geleceklerinden eminim. İnşallah. Son birkaç dakikamız kaldı. Son mesajlarınızı alsam neler söylersiniz Selma Hocam? Hemen size son mesajım şöyle olsun. Bizim rozetimiz bir kelebek. Evet. Kelebekler naif hayvanlar. Hı hı. Bu rozeti tasarlayan da benim oğlum. Çok güzel. Selamlarımı ona ileteyim. Bu ömürleri çok kısa. Biz de dünyada kısa bir ömre sahibiz. Evet. O kadar milyar yaşındaki dünyanın içinde şöyle bir pencereden bakıverip geçiyoruz. Gözümüzü açtığımız günden kapattığımız güne kadar ki süreçte neler yaptık? Kul olarak neler yaptık? Gözümüzü kapattığımızda arkada neler, ne kötülükler bıraktık? İşte bunları düşünerek, hissederek, bilerek davranırsak güzel şeyler yaparız. Ben diyorum ki buradan bizi izleyen herkese, çevrecilik, çevre düşüncesi hepimizin içinde olmalı. Bizleri takip etsinler. Gelsinler bize gönüllü olsunlar. Sürdürülebilir Çevre Derneği ile birlikte çalışalım. Onlarla birlikte çalışalım. Gönüllü olsunlar. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etsinler. Yaptığımız çalışmalara destek versinler. El birliğiyle. Bireysel olmuyor bu işler. El birliğiyle daha iyi yerlere götürelim. Çevremizi, şehrimizi, ülkemizi ve gezegenimizi inşallah. İnşallah. Çok böyle güzel dileklerle inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah çalışmalarınızı daim etsin, neticelerini hayırlı etsin i̇nşallah. Diyelim. Dualarımızı gönderelim. Siz son olarak neler söylersiniz? Muhitimize sahip çıkacağız, çevremize. Çiçeğini koklayabileceğimiz, suyunu içebileceğimiz, havasını, temiz havasını soluyabileceğimiz güzel ortamlarda yaşayabilelim. İnşallah çocuklarımız da bu güzellikleri sahip olsunlar. Dünya sadece bize ait değil, bizden sonra gelecek nesillere de ait. Biz dünyayı korumamız lazım ki sağlıklı bir şekilde bizden sonraki nesillere aktaralım. Bu sebeple diyoruz ki kutsal vatan toprağımıza, ay yıldızlı şanlı bayrağımıza ve memleketimizin süsü olan yeşilimize, çiçeğimize sahip çıkalım. Çevremiz çehremizdir diyoruz. Çevre sizsiniz ve herkes çözümü kendinde arasın. Çözüm bende diyerek mesajlarımızı iletelim. Verelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizleri davet ettiğiniz için. Estağfurullah.
Değerli izleyenler, şimdi hemen muhtelif işler köşemize gidelim. Bakalım Figen ablamızın çalışmaları hangi aşamada? Galiba bize bir de sürprizi olacak. Böyle hemen hızlı bir çalışma daha gördüm. Bakalım neler yapacak bize. Evet, hemen yanına geldim ablacığım. Hoş geldin. Geri dönüşümden bahsettik. Hemen bir deterjan şişesi, evet, görüyorum ben şu anda. Ne yaptık bakalım? Deterjan şişesinden bir kalemlik ya da toparlayıcı bir kutu yapmış olalım. Ya da bir sepet mi, kalemlik mi? Evet. Kullanım amacını ne kullanırsak. Evet. Hemen ben yapılışını hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Tam öyle sap kısmı vardı. Sap kısmının altından kalemimle çizgiler çizdim. Nereden keseceğimi tespit etmiş oldum. Daha sonra pet şişe kapaklarımla yuvarlaklarımı çizdim. Ve ben bunu çıkardım. Şimdi bu haliyle ne yapabiliriz? Evet, bu haliyle ne yapabiliriz? İçini güzelce yıkadıktan sonra içine çiçek dikebiliriz. Kalemlik çok yapabiliriz. Doğru. Ondan sonra içine banyoya koyduğumuz zaman taraktı, ondan sonra düzleştiriciydi, fırçaydı, diş macunu gibi şeyler kullanabiliriz. Ya da ondan sonra daha güzel bir şekilde göstereyim ben size. Ben buraya pencereler çizdim. Evet. Bir kapı yaptım. Şuradan da hafif bir açıklık yaptım. Ne yaptım? Tam şu kenardan şu mesafeyi kapatacak kadar kalemimi şuraya koyayım. Hafiften ben bunu, plastiğimi katladım. Katladıktan sonra ne oldu? Bölmeli benim bir... Evet. Ve bugün programı bu şekilde. Geri dönüşüm dedik. Hemen geri dönüşüm örneği. Bu şekilde görmüş programa güzel bir katkıda bulunmuş olayım. Gerçekten şu şişe formu zaten pek çok deterjan şişesinde. Çok şey yapacağız. Bu şişelerle var. Biriktiriyorum. Ne kadar farklı şekilde kullanılabilir? Kaç dakikada yaptın ablacığım? 5 dakika falan sürdü herhalde. Evet. Çünkü biz böyle geri dönüşümden konuklarımızla bahsettik. Hemen bir baktım şişe ortaya çıkmış. Dedim ki gene ablam hemen hızlı bir uygulama gösterecek bize. Çok da güzel oldu. Evet. Bu boyanabilir belki. Tabii ki. Güzel boyama yöntemleri de var. Hatta boyayabiliriz. Kenarlarına pomponlar dikebiliriz. Pencerelerin kenarına danteller, evde kumaşlar alt kısmına koyabiliriz içten. Bundan sonra süsleme olayı tamamen bizim zevkimize ait. Elimizdeki bulunan malzemeler ama sonuç muhteşem bence. Evet, çok da pratik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir katkı. Bunu çöpe atıp hele de böyle organik ürünlerle bir arada atıp bunun yüzyıllarca kalmasına yol açacağımıza, evet, daha fazla kullanabileceğimiz bir uygulama göstermiş olduk. Ama ola ki yine bunun da mesela kullanım ömrü bitti ya da bu kalan parçaları artık kullanmak istemiyoruz. O zaman da hocalarımızın ifade ettiği gibi mutlaka ayrıştırıyoruz değerli izleyenler. Evet. Hedefimiz sıfır atık, bunu asla unutmayalım. Evlerde organik ürünleri, yani işte meyvedir, sebzedir, değil mi? Bu tür ürünleri ayrı bir çöpte, bu tür plastik ürünleri de ayrı bir çöpte. Hatta bir araya geçiriyoruz. Çöplerde şöyle bir şey yapılıyor. Ben hızlıca bir şey gördüm. Bunu çöp kovası olarak farz ettiğimiz zaman pet şişeleri, kapakların büyükleri var. Yan taraflara yapıştırdığımız zaman iki ayrı içine çöp poşeti koyabiliriz. Çok güzel bir fikir. Evet. Doğru. Yani çöpte ayırtmak yerine iki ayrı çöp poşetine koyabiliriz. Zaten şu yan taraftaki pet şişe kapakları tutacaktır. Bir tarafa yiyecek, bir tarafa böyle kağıttı ya da daha farklı atıklarımızı da koyabiliriz. Böylece tek çöp kutusunda iki farklı malzemeyi bir araya getirebiliriz, bir arada toplayabiliriz. Gayet güzel bir öneri oldu. Şimdi kalemliğimiz de şık bir şekilde hazır oldu. Ben hemen keçelere bakıyorum. Onlar hangi aşamada? Tamamladım. Keçelerimi bitirdim. Yaprak çalışmalarımı yaptım. Hemen şurada ben açıyorum. Özellikle aynı mantıkla çalıştım. Bu sabunlu halini ben özellikle durulamadım. Çünkü formunu korumasını istiyorum. Normalde ben bu tabakı, bunlar da keçe. Keçeyi bitirdikten sonra sirkeli suyla güzelce durulanır. Sirkeli suya batırılır çünkü güvelenmesin diye. Fakat bu çiçek çalışmaları biraz daha kullanıma daha fazla olduğu için daha yıkanabilir. O yüzden ben bunları sabunuyla kuruttum. Mesela burada bir hemen bir yaprak hazırladım. Bu yaprak küçüldüğü zaman mesela bu kadar olacak. Yine aile çiçekteki mantıkla çalışacağım yaprağı. Keçeyle ilgili daha başka ne söyleyebilirim? Keçeyi yıkarken neye dikkat edeceğim? Sıcak suya, makineye atmayacağım. Ilık suda. Yünlü çamaşırı nasıl nazik yıkama yaparız? Aynı o şekilde. Ya da elde yıkama. Elde yıkayacağız. Yapacağız. Kesinlikle elde yıkayacağız zaten. Bu da bir uyarımız olsun. Evet, çok sedelemeden ipekli çamaşırı yıkar gibi hafifçe, nazikçe yıkadıktan sonra ömürlükte bir malzemedir bizim için.
böyle hafif hafif ıslaklığı elime geliyor bunların. Mis gibi. Bu bir kolye olarak ve çok da güzel. Evet. Gerçekten harika kokuyor, çok mis gibi kokuyor. Keyifli bir çalışmadır bu. Evet ve bunu bir kolye olarak galiba tasarladık. Evet. Farklı şekillerde kullanabiliriz. Süremizin sonuna doğru da yaklaştık. Evet, şu da bitmiş hali. Yapraklarımı da yaptım. Hı-hı. Ben ne yapacağım? Bunları istediğim boyutta yapraklarını da ben daha sonra ben çiçeklerini de ekleyeceğim buna. Hı-hı. Şunu sen bir kolyenin ucu farz edelim. Ben daha sonra aynen şu şekilde keçelerimi birleştireceğim. Birleştirdiğim zaman. Aynen bir sabunla. Üzüm, evet, hı-hı, sabunla birleştireceğim. Birleştirdikten sonra ben bunu kolye olarak tasarladım. Bunlar da yaka çiçeği olarak kullanacağım. Ya da çiçeğin arkasına taç yaprak kısmını yapmam. Yapmadığım zaman çantalara monte etmem daha kolay olur. Hı hı. Dikişle ve keçe iğneleme tekniği kullanmıştık daha önce de. Onu kullanarak da monte edebiliriz. Çantalarda da kullanabiliriz. Aklıma bir örnek daha geldi. Süremizi de aşıyoruz ama hemen onu da söyleyeyim. Böyle kız çocuklarının taçları olur ya. O taçları şöyle tutturduğumuzda daha küçükler, küçük yapalım. Yün keçede sınır yok. Sınırsız. Aynen. Çok da şık bir aksesuar oluşturabiliriz. Kız çocuklarımıza diyelim. Bu fikirleri verelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık ablacığım. Ellerine sağlık. Keyifli bir sohbetti yine. Evet, aynen öyle. Çok sağ ol. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 10.30 gösterdiğinde inşallah tekrar karşınızda olacağız. O ana dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.